Türk savunma sanayi şirketlerinin işbirliğiyle geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAK, geçen gün suya indirildi. Doğu Akdeniz'de büyük görevler alacak olan ULAK, Yunanistan'a karşı büyük tehdit oluşturuyor. ULAK'ın haberini alan Yunan basını ise çılgına dönüyor. Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı ULAK SİDA dün Mavi Vatan'la buluştu. İnsansız deniz araçları alanında Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen ULAK, Yunan medyasında yankı uyandırdı. ULAK'a haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni yerli SİDA'larla dolduruyor yorumunda bulundu. SİDA, 400 kilometre deniz menziline, saatte 65 kilometre süratı, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretildi. SİDA, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan'ın ürünleri, dörtlü lazer güdümlü füze Cirit podu ve ikili lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-UMTAS launcher ile donatıldı. 8 kilometrelik menziliyle sınıfının lideri konumundaki Cirit, kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığıyla sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. Cirit ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan'ın stabilize turret sistemi ve gemi üstü ekipmanlarıyla birlikte ULAK üstünde yer alıyor. Deniz testlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu arada Türkiye'nin uzay programını açıklaması ve 2023'te Ay'a sert iniş yapma hedefini koyması da Yunan basınında rahatsızlık yarattı. Yunan Mega TV'de Nikos Evangelitos'un sunduğu programda Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan Başbakanı Mitsotakis'i eleştirip, "Önce haddini bil, bu şekilde gitmesi halinde masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Güvendiğiniz dağlara kar yağdı, kar. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksınız" sözleriyle yüklenmesine değinilen programda Atina'nın bazı Arap ülkeleriyle dostluk forumu düzenlediği hatırlatıldı. İstikşafi görüşmeler devam ederken Erdoğan neden böyle davrandı sorusunu soran ve buna cevap arayan programdaki şahıslar, Biden yönetiminin Türkiye yerine Yunanistan'ı seçtiğini ve Ankara'nın da bundan rahatsızlık duyduğu sonucuna vardı. Sözü Türkiye'nin uzay programına getiren sunucu Evangelatos, kendince dalga geçtiğini sanarak, "Aklıma gelen ilk yumuşak düşünceyi söyleyeceğim. Türkiye Ay'a, onu fethetmek için gidecek ilk ülke olacak. Bilimsel keşif için değil" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın asıl derdini anlamak için biraz tarihte geriye gitmemiz gerekiyor. 19. yüzyılın başlarında Yunanistan devleti kurulurken bazı Batı Ege adaları bu devletlere bağlanmıştı. Yunanistan diğer Ege adalarını da ele geçirmek için çalışmalar yapmış, Lozan Antlaşması'yla Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye bırakılan Bozcaada, Gökçeada ve İtalya'nın sahip olduğu Meis ve 12 ada dışında kalan diğer adalar Yunanistan'a bırakılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonunda galip gelen devletlerin İtalya ile imzaladıkları Paris Antlaşması'yla Meis ve 12 ada Yunanistan'a devredildi. Böylece Ege Denizi'nde bulunan Bozcaada ve Gökçeada dışındaki adalar Yunanistan'a bağlandı. Yunanistan, Ege Denizi'nin doğusuna da yerleştikten sonra Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki mevcut haklarını ortadan kaldırarak bu denizin tümüne egemen olmak istemiştir. 1974'ten itibaren bu amaçla yaptığı girişimler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gerginliğin artmasına ve Ege Denizi sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sorunlar Ege adalarının silahlandırılması, kıta sahanlığı, kara sularının 12 mile çıkarılması ve Ege hava sahası şeklinde sıralanabilir.
Yunanistan özellikle 1963 Kıbrıs bunalımından itibaren Ege Denizi'nde Türkiye kıyılarına yakın olan adalarla birlikte 1947 İtalya'dan aldığı Meis ve 12 adayı Lozan Antlaşması'na aykırı olarak gizlice silahlandırmaya başladı. Bunun üzerine Türkiye bu konuyla ilgili 1964'ten itibaren farklı zamanlarda Yunanistan'a nota vermiştir. 1974'ten itibaren Yunanistan, Ege adalarını açık olarak silahlandırmaya devam etti. Yunanistan, adaları NATO tatbikatı kapsamına aldırarak silahlanma faaliyetlerini meşrulaştırmak istemiştir. Yunanistan, 1961'den itibaren şirketlere Ege Denizi'nin kuzey ve batı kıyılarında petrol arama ruhsatı vermeye başladı. 1970 başlarında ruhsat alanını Doğu Ege'yi kapsayacak şekilde genişletti. Böylece Yunanistan, Ege Denizi'nde Türkiye ile deniz sınırlarını kendisine göre belirlemeye çalışması iki ülke arasında anlaşmazlığa sebep oldu. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki bu faaliyetleri üzerine Türkiye'de 1973'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Ege'nin açık deniz sularında ve kendi kıta sahanlığında petrol arama ruhsatı verdi. Yunanistan'ın bu duruma itirazı iki ülke arasında kıta sahanlığı sorununu ortaya çıkardı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi iki ülke ilişkilerini daha da gerginleştirdi. 1976'da Türkiye'nin Sismik I adlı araştırma gemisiyle Ege Denizi'nde bir araştırma yapması üzerine Yunanistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorununun ikili müzakereler yoluyla çözümlenmesi kararı aldı. Uluslararası Adalet Divanı ile Yunanistan'ın Ege'nin uluslararası sularında Türkiye'nin petrol arama girişimlerinin durdurulması isteğini reddetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarından sonra iki ülke temsilcileri Bern'de bir araya geldi. Görüşmeler sonucunda imzalanan Bern Deklarasyonu'yla taraflar Ege Denizi'nde kıta sahanlığıyla ilgili hiçbir faaliyette bulunmamayı kabul etti. Lozan Antlaşması'yla Ege Denizi'nde kara suları genişliği 3 mil olarak kabul edilmişti. Bu genişlik 1936'da Yunanistan, 1964'te Türkiye tarafından 6 mile çıkarıldı. 1974'ten itibaren Yunanistan değişik dönemlerde kendi kara sularını 12 mile çıkaracağını ileri sürdü. Bu durum Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. Ege Denizi'nin %49'unu tüm devletlerin kullanımına açık olan uluslararası sular, %43,6'sını Yunan karasuları, %7,4'ünü de Türk karasuları oluşturmaktaydı. Ege Denizi'nde karasularının 6 milden 12 mile çıkması halinde uluslararası alan %27,3, Yunan karasuları %64,1, Türk karasuları %8,5 şeklinde değişecekti. Böylece Yunanistan, Ege Denizi'nde adaların çokluğu nedeniyle büyük oranda egemenlik hakkına sahip olabilecek ve üstünlük sağlayabilecekti. Bu durum, Türk gemi ve uçaklarının Ege'den Akdeniz'e çıkışlarına büyük sınırlamalar getirecek, Batı Anadolu ve Boğazlar bölgesinin savunmasını da olumsuz etkileyecekti. Türkiye, 1976'da Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasını hiçbir zaman kabul etmeyeceğini ve böyle bir uygulamanın savaş nedeni olacağını açıkladı. 1974'e kadar bir problem oluşturmayan Fır Hattı, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'nin güvenliğini tehdit etti. Türkiye 6 Ağustos'ta yayınladığı NOTAM, yani havacılara ihtar bildirimiyle yeni bir fır hattı oluşturdu. Bu hatta göre Türkiye yönünde uçuş yapan her uçak Türk kıyılarına 50 mil kala durumunu ve uçuş planını Türk yetkililere bildirecekti. Yunanistan'sa Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 16 Ağustos'ta Ege Denizi'nin tümünü tehlikeli bölge ilan ederek ve bölgede fır hizmetlerini durdurarak Ege semalarını uluslararası hava trafiğine, dolayısıyla da Türk sivil ve askeri uçaklarına kapattı. Türkiye'nin Ege'deki haklarını zedeleyen bu durum, özellikle sivil havacılık yönünden çeşitli zorluklarla karşılaşılmasına ve iki ülke arasında da yeni bir sorunun ortaya çıkmasına yol açtı. 1977'de Türkiye'nin Ege hava sahasını Yunanistan'la ortaklaşa kontrolü konusundaki girişimleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi. NATO'nun Türkiye ve Yunanistan'la yaptığı temaslar sonucunda her iki tarafında daha önceden almış olduğu Ege hava sahası ile ilgili kararları yürürlükten kaldırmalarıyla sorun çözüldü, Ege Denizi tekrar sivil havacılığa açıldı.